bu yapımın kitabı 11 haftada 1 milyon 162 .637 kopya satmış. En hızlı satan kitap rekorunu kırarak açık ara farkla liderliğe oturmuş. Dan Brown'un Da Vinci'si ağlıyor. Rowling'in Harry Potter'ı. Keşke Hermione'ye atlasaydım da daha fazla satsaydık diyor. Ya Ömer Seyfettin'in kaşağı? O da ağlıyor. Ya bizim Jane'e ne demeli? Kendinle tanıştığımın farkındasın. Dünyada bunu yaşayan bir tek sen varsın. Üstüne üstlük ileride başına gelecekleri biliyorsun. Bu nasıl bir gerçeklik? Her şey bir kenara. Oğlum insan kendini mi? Nasıl olur bilinmez serinin birçok filminde kime baksak kendini izbe bir eve ya da karanlık bir köşeye yapayalnız veriyor beni burada alın gebertin çarpın yamultun diyor. Tabi aniden karşınıza lan diyerek çıkan bir cin de görebiliyorsunuz. Oğlum cin lan der mi lan? Oğlum okçular tam aşırın beynini ok saplayacakken durun diyor. Lan oğlum bırak atsınlar vursunlar ibneyi ha illa da delikanlılık yapacağım diyorsan sonradan ne yaptınız siz ya ben vuracaktım Aşil'i yi. tendonundan deseydin. Veya Aşil geldi. Hector, Hector diye bağırdı. Çık pijamayla balkona. Ne var lan sabah sabah de. Okçular vurun lan şu ibneyi de. Ha ne olurdu? Tarihe geçmezdin. Çocuklarının babası, karnında kocası olur gül gibi yaşar giderdin. Diğer taraftan 50 bin Yunanlı adam bin kadar gemiyle na böyle golum kadar duvarları olan Truva şehrini kuşatmaya giderken yanlarına kuşatma silahı almayı unutmalarına ne demeli? Gerçi belki de hele bir saat salim varalım da orada yaparız diye düşünmüş fakat çıkartma yaptıkları koskoca yerde bir tane bile ağaç olmadığı için göt olmuşlardır bilemeyiz. Resmi ağızlar diyor ki ey ahali Brooklyn'in oralara Nicholas'ın yaylasına gitmeyin. Tabi bu açıklama bütün şehir ebesininkini tersten gördüğü sıralarda yapılıyor. Hikayenin merkezindeki aile tam evden çıkıp gideceği sırada içerden bir havlama sesi geliyor. Ne oldu? Köpek kaldı. Evin sümsük oğlu hemen Simon diye bağırıyor. Tabi baba Türk olsa sıçtırtma Simon'ına yürü diyecek ama olay işte tam da bu yüzden Amerika'da geçiyor. Ya bu kadın? Eski kocan seni aramış. Amanın hatun dünyanın sonu geliyor. Sizin için uçak ayarladım. Haydin gidiyoruz. Uçak ayarladım. Uçak! Amına kodumun fakiri uçak! diye bir yerlerini yırtarken sanki bir saat önce ikiye ayrılan süpermarkette dünyanın merkezine seyahate yaklaşan sen değilmişsin gibi bizim buralar sakin, burada boya aşmıyor, ne dünyanın sonu Allah sen demek niye? İsrail'in Golum kadar duvarlarının dibinde günlerdir gezinen zombiler ne hikmettir bilinmez. Başrol şehre gelince anana avradını bir etmek geldi lan edasıyla birden seslere tepki vermeye başlıyor. Birbirlerinin defesine basarak ereksiyon hakimiyetini kaybetmiş onlarca zombi duvarı aşıyorlar. Bu yapımdan bir Pitt'in her yaşta karı kaldırabildiğini, büyük al seneyi de giyersin klişesinin Benjamin'de geçmediğini, Aşık Veysel'in te eskiden Benjamin için türkü yaktığını öğrenmiş olduk. Ben kocadım, sen genceldin, başa bela nereden geldin? Genellikle bayan izleyicilerin Aycan'ın peçetemi de al git diye betimlediği yapım için erkek izleyici kitlesinin aynı betimlemeden uzak durmayı tercih etmesini de bizler sevinçle karşıladık. Son olarak hikaye kışın geçtiği için belki siyah atlet giymez bu sefer dedik ama ı -ı. Yine giydin. Kip kara delik var oğlum. teoriminden yola çıkarak bilimselliğin hörekesine yolculuğa çıkılan bu hikayede her gün mısır yemekten cırcır cır olan insanoğlu dünyada toz toprak içinde kalmıştır. Tabi biz ulan film başlığı 40 dakika oldu niye Amerikan propagandası yok? Nerede lan bu bayrak diyorduk? Zart aha buradaymış. Dünya bitmiş. Neredeyse ülke diye bir şey kalmamış. Yok olmayak diye gezegen bulmaya giden 2000'in üniformalarındaki Amerikan bayrakları şu anlama gelir dünyayı kurtarma işini başkasına bırakmayız. O bayrağı ilk biz saplayacağız. Neden? Çünkü bizim bayrağımız uzaya yakışıyor tamam mı? Bak İran bayrağı mesela. Gezegenin renkleriyle uyumu değil. Ama bizim köylü mi? Gezegene bir iniyorlar. Anam sağa bak okyanus. Sola bak okyanus. O sıra abla bir bakıyor. Manitası Jortin Genç olmuş. Kupra abi öfkeli. Hadi amına koyum kaç dakika oldu derken boy versen goy vereceğin büyüklükteki dalgalar bir geliyor bir geçiyor. Ne oldu? Motor jortladı. Kupur abi öfkeyle sana geldiğince gel, gel dedim. Beni dövdüler abi dediğin zaman seni yıldızların arasından gittim aldım. Sinema tarihinin önemli olan büyüklüğü değil işlevidir teoremini doğruladı. 97'de parayı vurduk. 3'te çıkartarak yine Burak kafasıyla hareket edilen bu yapım. 12 dalda Oscar adayı olarak 11 dalda Oscar ödülü aldı. O birini niye vermediniz lan? Dikabrio abimizin fazlasıyla testosteron salgıladığı dönemlerde yaslayacağım ayağına gel rüzgarı hisset aşkım deyip roza ayaküstü dayaması. Koca bir neslin o dönem sevgiliyi kanka demeden nerede gemi burnuna benzeyen bir şey gel titanik yapak demesine ve bunu romantik sanmasına neden olmuştur. Jack abi kızım kaysana amına koyayım koca tahta. Olmaz yüklenme şu tahta ya. Lan su Ya hayır git. Almazsan alma lan su soğuk değil ki zaten. Neresi değil be burnundaki sümük donmuş. Bak donarsam sakın üzülme. Allah korusun Jack tahtaya vur. Olsun biliyorum. Ya biliyorum diyorum deyip duruyor. Ne o ise ben öyle düşünmüyorum. Olsun neyim? Olsun neyim? Olsun diyorum. Tamam da neyim? Olsun işte. Ben bu Morpheus'u sikerim ha. Neo sen o değilsin. Hmm. Ne dedi? Ben değilmişim amına koyayım. Ben eve gidiyorum. Yarın iş var. İnşallah kovmamışlardır ya. Senin de amına Senin de amına Senin de amına Siktir olup giderim. Neden? Yoruldum. Ajanlardan kaçan Neo, İşgüzar abimize, bana bir tane sabit telefon bul diyor. İşgüzar abimiz de, neredesin? Kadıköy'deyim. Acil çıkış bul. Buldum. Nerede? Silivri'de. <laughs> Benim maaş niye eksik? Onlar seni kalı. Ben de Kansaslıyım. Ajan Smith'le yüzüğü atma gidiyorlar. At şunu hadi be. Hı. Hmm. Atsana be. Hı hmm. hı. Öyle peşinden mal mal bakıyor. <laughs> Gitsene oğlum. Yapış yakasına. Sikerim yüzünü de sende de. What is the matrix lan de. İkisini de at aşağı gitsin. Elfsin sen elf. Alfabe yapacağını acık felsefe yap. Yüzüğü Frodo'ya ver. Vermem benim o. Oğlum bak ver diyorum. Sana mı soracağım lan? Yemin ediyorum büyücü mücidem ağzını bulunur. Seni yağmına kudumun götten bacaklısı seni. yüzü Frodo'ya ver. Ver lan yüzüğü. Vermem. Ver amına kudumun hobiti. Baba. Ne babası lan? Ay Aragon. Allah pulla hayvan ısırmış. Azıcık klanırlar lan insan. Neyse ki Peter'ın bu umursamazlığı ile birlikte olanlar oluyor. Peki neden sallamıyor bu durumu? Zira örümcek Peter'ı ısıracak. Sonra biz film yapacağız onu. Hatta ikisini çekeceğiz. Belki üçünü. Birkaç sene sonra en baştan başlayıp bir daha çekeceğiz. Yeri gelecek kıvırıp kendimize sokacağız. Bir de abi niye örümcek? Niye pire değil? veya hamam böceği at da sokabilirdi. Gerçi at soksa ölür bu. 47 ne haber Rusya devlet başkanı vurmanı istiyorlar bebeğim. Oha mına çüş. Kabul ediyor musun etmiyor musun? Bak 31'e vereceğim görevi. Oğlum Rusya'la 47 iken 23.5 olur. Parası iyi ama. Kabul. Tabi olaylardan habersiz olan 47 abimize haberi yine Skype'tan kara veriyor. 47 geliyorlar. Kim geliyor lan? O süt 26, 43, 82, 69. Hmm. Dumbledore abimiz yeni yetmelere ormana gitmeyin. Üst katlara çıkmayın. Her yeri gurcalamayın. Tamam okul büyük ama biz sadece şuraları kullanıyoruz. Diğer yerler tadilatta şeklinde uyarıyor. Nerede dediğiniz gece gece? Hiç havalmaya gittiydik. Vereceğim ben size hava. Yazarlısınız. Hepiniz yasak ormana. Bende mi? Evet. Ya ben niye yanıyorum amına koyayım? Bunlar geziyordu. Sen ne yapıyordun orada? Hmm. Diyerekten ispitçi sarı pipi ile beraber bizim üç kafadarı dev abimizin önderliğinde yasak ormana yolluyorlar. Niye ormana gönderdiler sizi? Cezaymış. Ne yapacağız burada? At siken varmış. Atı, Atı mi? He işte onu yakalayacağız. Zengin Japon abimiz olaya el atıyor. Bana ben de geleceğim. Oğlum bu iş para saymaya benzemez. Ya en fazla ne olabilir ki? Amına koyayım sana gelmedik. Hiç işimiz yok bile seninle uğraşıyoruz. Ameliyathaneye hazırlayın. Leo. Ölürsem mirasım sana kalsın. Bırak hazırlama bırak. Bana buna konuş dendi. Ayrıca buradan da Metabiye selam gönderiyorum. <laughs> aleyküm selam canım. Maskeli suvarımız dayanamıyor ve basıyor devlet televizyonunu. Selamun aleyküm İngiltere halkı. Bu başkan sizi gondikliyor oğlum. Binayı ben patlattım. Gelin birlik olalım. Ekmeğe zam tüpe zam nereye kadar lan? Yeter artık. Biriniz de ne oluyor demiyor Allah'ım. Ne biçim İngilizsiniz anlamadım ki. Toplaşın devrim edelim işte. Sevgili filmler ve filmler ailesi. Bu adam kim biliyorsunuz değil mi? Bu adam Konstantin. Bu adam John Wick. Bu adam 47 Ronin. Ya bu adam ne o lan ne o? Ne oldu oğlum sağ böyle? Ne ara iki tane tıfıl kaşardan dayak yer konuma düştün? Sana teklif geldiğinde hiç mi senaryoyu okumadın? Lan ben ne oyum utanmıyor musun bununla gelmeye? Deyip teksti niye çarpmadın senaristin sıfatına? Bir de Keaun abimiz ne zaman kaçmaya çalışsa bir mallık yapıyor. Ya düşüyor ya düşürüyor ya da beceremeyip yakalanıyor ve kızlar tarafından enseleniyor. Yani böyle oldu işte anlattım her şeyi. Daha ne diyeyim amına koyayım? Bak bir daha ekmek yok. Ekmek mi? Ekmek. Tamam. Söz mü? Söz. Tamam siktir git şimdi. Ne oldu? Şizofren ya uğraşılmaz bununla. Bütün Alman polisini, istihbaratını falan şizofrenim ayağına gandırıp ekibiyle beraber mavi sulara ada vapuruyla yol alan esas oğlan ve saz arkadaşları. Anam o ne la? O kız da mı orada? Oğlum bu tipsiz atladı bu kızı Sen ne godoş bir herifsin. Zaten biz sana hacker olamazsın dememiştik. Adam olamazsın demiştik. Kısacası kul cool hekki yeme taş olursun bulaşma hackera mal olursun temalı bu yapım. Bizim için